Son dönemde işte hoca değişikliği, hoca borsası, bakın şunu net bir şekilde söyleyeyim, benim fıtratında yok, hocaya da söyledim, ben hoca ararsam senin haberin olur ilk, ben arkadan iş çevirecek adam değilim, arkadaşlarım da değil, yani biz bir taraftan hocamızla bu gidişatı düzeltmek için çalışacağız, destek vereceğiz, eksikleri gidermek için öneriler vereceğiz, asgari e, yapması gerekenleri tezahür ederken öbür taraftan hoca arayacağız, bu, bu bizim işimiz değil, bizim tarzımız da değil. Tabii ki her zaman B planı olmalıdır. Ama şu an B planda ihtiyaç duyulduğunu ben inanmıyorum. Galatasaray maçın sonucu ne olursa olsun da bu söylediklerim geçerlidir. E biz oraya gidip o maçı kazanacağız. O maçı kazanacağız sorunlar bitmeyecek. Allah korusun olumsuz bir sonuçta da e, büyük radikal değişikliklere gitmemizi gerektirecek bir şey olacağını sanmıyorum. Futbolun doğasında her şey var. Dolayısıyla Vito Pereira buraya geldi. Yok baktılar Yönetim derhal hoca değişikliğine gitmiyor. O baskıyı gösteriyor yönetim. Topu yumuşattı. Ondan sonra diyor ki Galatasaray maçından sonra gidecek. Galatasaray'ın sonucuna göre gidecek. Öyle bir şey yok. Onu da farkına varınca bu sefer tazminat konusu gündeme geliyor. Tazminatını veremiyorlar. Gidemiyorlar. Yollamıyorlar diyorlar. Bu tamamen dezenformasyon. Tazminatı yok hocanın. Çünkü net bir şekilde söyleyeyim. Hocanın tazminat pazarlığı yapmaya da ihtiyacı yoktu. Demin anlattığım sebeplerden dolayı. Dolayısıyla hocayı göndermemizi engelleyecek bir konu varsa o konu tazminat değildir. Fenerbahçe taraftarlarına da bunu söylüyorum. Ve hocanın da ne kadar samimi olduğunu buraya gelip başarı için, yarım kalan işi bitirmek istediği için ne yaptığı fedakarlıkla da söylüyorum. Hoca 5 sene çalışmasa yine arkasına bakıp, yani dönüp bakacak durumu yok. Çünkü 10 yıllık birikim sağlamış. Ee, dolayısıyla hocanın Burada niyet, niye geldiği de belli Biz hocamızın arkasındayız Yönetim olarak da Biz de takımıza da inanıyoruz Hocamıza da inanıyoruz Kendimize de inanıyoruz Evet sıkıntılı bir dönem yaşadık Ama demin de dediğim gibi 3-4 haftada bu noktaya geliyorsa 3-4 hafta sonra da bambaşka bir noktada da olabiliriz ee, Dolayısıyla bunu buraya net bir şekilde koyalım Ne yaptık? Kriz yönetiminde Evet bir kriz yönetimi var bu krizde yönetmeniz gerekiyor. Biz buraya her geldiğimizde, her istişare yaptığımızda, her idmana katıldığımızda görüntü vermiyoruz. Dostlar alışverişte görüşün durumumuz da yok. Hatta sizler bana her geldiğinde soruyorsunuz, haber yapalım mı? Neredeyse hepsine hayır diyorum. Bazen ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz, onun için yapmak istiyorsunuz. Şimdi burada hocamızla tabii ki rapor alıyoruz, sebeplerini soruyoruz. Düşüncelerini soruyoruz. Hocanın ilk günkü inancı aynen bugün devam etmektedir. Evet, ara açıldı. 10 puan çok yüksek bir puan fark gibi gelebilir. Ama unutmayın ki bir takım arayı açtı. Geri kalan bütün takımlar aynı noktada. Özellikle e Ebedi dostlarımız, Ezeli rakiplerimiz. O yüzden oyun sistemi çok tartışılıyor. Oyun sistemi tartışılıyor. çünkü bir oyun sistemi tüm oyun formasyonu arasında en zoru. Yani herkesin makine gibi çalışması gerekiyor. Herkesin aynı frekansta çok yoğun fiziksel mücadele sarf edilmesi gerekiyor. O çarkların yani bir dişli olmadığı zaman bu formasyon etkilenmesi diğer formasyonlara göre daha fazla. Ee, belki belki bu en zor e, oyun formasyonlarından biri olan bunu yapacak da Belki birkaç eksiğimiz var. Sezon başında bunu biliyorduk. Bazı kanat eksiklerimiz var. Hoca bu riski alarak şey yaptı. Ama üçlü formasyon Türkiye'de tarihsel olarak baktığınızda çok tutmuyor. Onu da değerlendirdik. Oyuncularımız için olabilecek en iyi formasyonlar üzerinde konuştuk. Git kafanı dinle dedik. Herkes kafasını dinlesin. Bir 24 saat şalteri kapayalım. Ondan sonra da buna çözüm buluruz. Geldiğimiz noktada da hocamız kendi eksikleri giderdiğinde oyun sistemine ilgili... Ee, bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini istişare ettiğini, çalıştığını, planladığını İşte bu akşam burada da dönüyor herkes. Görüşeceğiz. Ve işimize bakacağız. Bu kadar net söylemek istiyorum size. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyor. Gazetede yazanların hepsi hurafe. Hoca değişimine gitmemiz söz konusu olursa da ilk hocamız bundan bilgi sahibi olur. Hoca değişiklikleri de yaptık. Fazla verim de alamadık. Biz hocamızdan memnunuz. Problemlerin, sorunların aşılabilecek olgunlukta olduğunu, varsa iletişim problemleri, onları yönetebilecek tecrübede olduğundan da hiçbir şüphemiz yok. Kaç tane ülkede çalışmış, kaç tane şampiyonluk yaşamış vesaire vesaire. Dolayısıyla biz bu şekilde devam edeceğiz. Yine Hocamızla ilgili Vitor Pereira ile bağlantılı bir soru başkanım. Onunla devam etmek isterim. Medyada haftalardır gündem oluyor. Sezon başından beri neredeyse e, okuyoruz. Mesut Özil ile hocamızın arasında problem olduğu yönünde. E, bu konunun aslı nedir? Bu konuda sizin e, yorumlarınız nelerdir başkan? Evet burada sezon başından beri bir one olayı yaratılmaya çalışılıyor diyorum ki Fenerbahçe'nin hocasıysan hayatın zor. futbolcusan hayatın zor. Evet Mesut daha sık oynamak istiyor. Haklı olarak. Oynamaya aç. Sezon başında maç eksiliğini giderebilmesi için aldığı süreler zaman içinde arttı. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini sadece hocamız değil hepimiz biliyoruz. Yani iyi bir Mesut'un Yarattığı harikaları dünyada sayılı futbolcu yaratabileceğini bizler de biliyoruz. Mesut'un kabiliyetlerini, becerilerini burada tartışmaya gerek yok. Ee, oyun sistemiyle Mesut'un e, yapabildikleri belki zaman zaman örtüşmüyor olabilir. Ama hocamız da Mesut'a karşı ne bir önyargısı var. Hatta Mesut'u en iyi nasıl değerlendirebileceğini de e, bizlere anlatıyordu. Mesut dolayısıyla aşık oldu ülkesine. Çocukluğundan beri taptığı takımla döndü. Ve dünyayı kendisini ne oldu ispatlamak istiyor. Benden de aynı şeyi söylüyorum. İnşallah da olur. Yani şampiyonluk kadar istediğim bir unsur. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Yani çimcisinden, ağaçısına, en genç futbolcudan, en yaşlı futbolcusuna kadar. Ama Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıları veririm? Nasıl Fenerbahçe için en fazlasını yapabilirim? Bunlar odaklanması daha fazla gerekir. Fiziksel durumu da her geçen gün iyiye gidiyor. Ama ne talihsizliktir ki bir 10 günlük sakatlık yaşadı. son maça, Kayseri maçına çıkmadan önce sadece bir idman yapabilmişti takımla. Dolayısıyla doğal olarak o kadroda yoktu. Sonradan geldi, gördünüz oyunu nasıl çevirdiğini. Biz maçtan maksimum şekilde yaralanmalıyız. E bununla beraber bununla beraber Vitor Hoca hocamız Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yaralanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona yaratıcı ayaklarımıza daha uyan bir sistemi nasıl test eder? Onun üzerine çalıştığı için bunları söylüyorum. Ee, ama böyle basında yaratıldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamak istiyor. Oynamadığı için mutsuz. Ee, zaman zaman da bunu dile getiriyor. Ama e, söylemek istediğim, hocanın da sorumlu elindeki kadroyu sadece Mesut değil, hepsini en iyi şekilde bu maratonda nasıl kullanabilir mi? Daha iyi gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiçbir zaman yanımızda olmadı. Yani hangi takımın 3 kaptanı birden sakat bana söyleyin. Şanssız talihçilere biraz sonra geliriz. Ama hoca elindeki kadronun en iyi kadro olduğu bilincinde bunu da en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanması gerekiyor.